Sen Tahir'e üzülme kızım. Zamanla ısınır sana. Aylin hiç sıcaklık göstermedi yavruma. Sen biraz sıcaklık göster. İlgilen, hemen kanı kaynar. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben onun gönlünü alırım. Zaten çocuklar beni çok severler. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz baba. Abi nasıl kurtardı bizi ya? Bu adam var ya, bu gidişle yer altı, yer üstü bütün alemleri ele geçirir ha. Tabii oğlum, Bahtiyar'da mangal gibi yürek var. Bu adam bizim alemin beş paralık sahte kahramanlarına benzemiyor. Gerçek bir kahraman. Onunla savaşa da gidilir. Ölüme de. Rıfat. Rıfat, bu kadının burada ne işi var? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Ben getirdim. Çağla bundan sonra benim yanımda kalacak. Ne diyorsunuz siz Latife Hanım? Ne duyduysan onu söylüyorum. Çağla burada kalacak. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Oldu bile. Hem sen zaten evi terk etmemiş miydin? Anne. Aylin'i ben ikna ettim dönmesi için. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına ya? Yapma lütfen. Sen sus. Bir de konuşuyorsun. Senin çocuğuna, torunuma sahip çıkıyorum. Nasıl da inandırmış sizi yalanlarına. Sen başkasına laf söyleyeceğine kendine bak. Oğluma bir gün yüzü göstermedi. Tahir'in yüzüne bile bakmadın. Sen daha Tahir'imin yumurtayı Rafa'dan mı, lok mu sevdiğini dahi bilmiyorsun. Oğlumun kaç numara ayakkabı giydiğini dahi bilmiyorsun. Bunları çekmek zorunda değilim. Bu kadar aşağılanmaya katlanamam ben Rıfat. Ya bu kadını hemen bu evden gönder ya da ben gidiyorum. Senin gönlün olsun diye anasını mı çiğneyecek? Bunu mu istiyorsun ha? Yoksa çocuğun annesini kapı dışarı mı edecek?
Konuşsana Rıfat. Neden susuyorsun? Konuş Rıfat, evet. İtiraf et her şeyi. Susmasana oğlum, konuş. Konuşsana. Rıfat söylesene. Rıfat konuşsana. Sen susmuşsun bugün. Her zaman can can can. Sen Rıfat. Rıfat sana söylüyorum. Neden konuşuyorsun çocuk? Sesimi duymuyor musun? Her şey anlatacağım. Her şey itiraf. Hadi. Allah. Bugün her şey söylüyorum. Sen susmuşsun bugün. Her zaman can can can. Sesimi duymuyor musun? Her şey sana söylüyorum. Allah'ım. Benim hemen bir şey bulmam lazım. Allah'ım. Benim hemen bayılmam lazım. Kan. Sesimi duymuyor musun? Evet. Kan. Kolum kopmuş. Kanım ılık ılık yere akıyor. Akacak kan damarda durmaz. Ilık ılık akıyor. Kan. Rıfat. 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 Kokla. Rıfat. Kokla çocuğum. Hah yavrum. Uyan hadi. Rıfat. 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 Ay yüreğimi indireceksin. Ay deniyor. Hah. Rıfat iyi misin? İyi misin Rıfat? Soban iyi geldi. İyi geldi, iyi geldi. Rıfat. Hadi. Yavrum. İyi misin? Kokla. Rıfat. Ay. İyi kendine geldi. Komayım bu. Aylin. Anne. Çağla. İyi. Kendine geldiysen ben gidiyorum. Bu maskaralığı daha fazla çekemeyeceğim çünkü. Aylin. Aylin bir dakika, ne olur dur. Dur. Tamam, her şeyi düzelteceğim. Düzelt o zaman. Gönder şu kadını bu evden Rıfat. Cesedimi çiğnersiniz. Doğacak torunumun annesini gönderemem. Ama anne. Annesi falan yok. Anne bak, Aylin doğru söylüyor. Ben onu gider güzel bir otele yerleştiririm. Başına da adam dikerim. Hiçbir şeyini eksik etmem, tamam? Olmaz. Çağla giderse ben de onunla giderim. Üstelik Tahir'i de yanıma alırım. Beni sinir etmek, canımı yakmak için oğlunuza şantaj yapıyorsunuz. İnanamıyorum size Latife Hanım. Biz gideriz, siz de razı edersiniz. Anne, Aylin doğru söylüyor. Çağla bu evde kalamaz. Neden kalamazmış? Karnında senin çocuğunu taşıyor. Sen ne demek istiyorsun Rıfat ya? O çocuk Rıfat'tan değil. Yalan söylüyor. Konuşsana Rıfat. Evet, evet anne, çocuk benden değil. Nasıl senden değil ya? Böyle bir şey nasıl söylersin sen? Basbayağı söylüyorum işte. Yalan söyleme oğlum. Gözlerimle gördüm ben test sonuçlarını. Bu kadın senin aklını başından nasıl aldıysa artık. Kendi çocuğunu bile inkar ediyorsun. Yazıklar olsun sana. Kime çektin anlamadım ki. Hala test sonuçlarından bahsediyor annen. Sizin o test sonucu dediğiniz bir düzmeceden ibaret Latife Hanım. Anlatsana çevirdiğiniz dolapları. Niye susuyorsun? Sinsi. Ben bir şey çevirmedim. Sen kendine bak. Sen ne aşağılık bir kadınsın ya. Bana bak. Sen edebini takın. Torunumun annesi o. Bu şekilde konuşamazsın. Hala torunum diyorsunuz ya. O çocuğun babası Rıfat değil. Anam! Ne? Ne? Hayda. Anıl mı? Delirdiniz siz herhalde. Yok, ben bu kadar hakaret artık tahammül edemem, hayır. Sen utanmıyor musun insanlara iftira atmaya? İftira falan attığım yok benim. Yalan söylüyor. Rıfat konuşsana. Şu kadının senden intikam almak için yalan söylediğini anlatsana annene. Evet. Anne. Aylin doğru söylüyor. Çocuğun babası Anıl. Yok artık. Bir insan bu kadar aşağılanmaz ki ya. Niye? Çekindiğin bir şey mi var? Evet. Senin pis iftiralarından çekiniyorum ben. Asıl iftira atan sensin. Rıfat, çağır şu Anıl'ı, gelip anlatsın her şeyi. Anıl'ı. Çağır. Bitsin bu kepazelik artık. Bitsin. Çağır gelsin. Eylem. Çağır Anıl'ı gelsin. Çağır. Çağır.
Ya Rıza, ben mi kilo aldım yoksa bu ceket dar mı biraz mı? Şimdi moda bu Aytekin abi. İnsanı zayıf gösteriyor. Yani yeni jenerasyona uyu diyorsun. Aynen. Merhaba. İyi akşamlar. Bunun paçasını falan da aynı ölçü. Kolay gelsin. Hayırdır Fuat? Bahtiyar'ı mı buldun lan yoksa? Yok abi, henüz bulamadım. Ama çok önemli bir şey duydum. Bahtiyar'dan daha önemli ne olabilir lan? Aylin. Aylin ne alaka lan? Abi bu Rıfat. Konuş oğlum. Yerin kulağı vardır, onun kulağı yoktur. Konuş. Rıfat, metresini eve almış abi. Ne metresi lan? Ne diyorsun oğlum sen? Maalesef doğru abi. Bu sekreteri vardı hani bir tane, Çağla. Ne? Bak Fuat, doğru mu lan bu? Evet abi, doğru. Hem kadın Rıfat'ın çocuğunu taşıyor. O ne lan? Aylin Hanım'ı öyle sever. Öyle sever ki şimdi bu Hamdi'nin Aylin'i öldürmek istediğini öğrenince... ya sizin bu pis pis işleriniz yüzünden dünya güzeli Aylin Hanım pisi pisine gidecekti deyip delirdi, kırdı hatta her şeyi. Ceketimi verin lan bana. Ulan Rıfat! Yedim ulan seni Rıfat! Hayırdır Eylem? Özür dilemeye mi geldin? Ha evet, özür dileyeceğim. Vallahi mi ya? Vallahi Anıl. Aşkımdan ölüyormuşum ben de, haberim yokmuş be Anıl. Sen de beni seviyor musun gerçekten? Anıl saçmalamayı kes. Ben senin neyini seveyim? Rıfat Bey çağırıyor seni. Anıl. Ah, içim çekildi. Sen niye Eylem'i görünce böyle donup kalıyorsun? Eylem. Ha. Yok abi, ne alakası var ya? Bahtiyar çağırmış da ondan şey yaptım. Niye ki? Bir vukuat olmasın abi. Ben ondan donup kaldım işte. Vukuat olsa beni çağırır. Seni niye çağırsın? Yürü bakalım, öğreneceğiz. Buyur baba. Anıl, bebeğin senden olduğunu söyler misin Latife Hanım'a? Bize inanmıyor çünkü. Ne söyleyeyim baba? Gerçeği söyle. Nasıl gerçeği ya? Sadece gerçeği. Ha. Çağla Hanım'ın karnındaki bebeğin babası... benim.
çocuğun babası benim. Senin Allah belanı versin ya. Bir de bana aşıkmış da bilmem neymiş de. Acaba bu nasıl bir iftira ya? Sen kimsin de bana elini sürebiliyorsun ayrıca? Şşş, pis iftiracı. Kızım, kızım bir dur hele. Anıl'ın söylediklerini duydunuz değil mi? Duydum, duydum. Sen beni salak mı sanıyorsun? Bu herif Rıfat'ın izni olmadan tuvalete bile gidemez. Kaldı ki Rıfat'ı yalancı çıkaracak. Ben yalan söylemiyorum Latife Hanım. Bir de yalan söylemiyorum diyor ya. Terbiyesize bak. Ya sen nasıl böyle bir iftira atılmasına izin veriyorsun Rıfat ya? Sana inanamıyorum. Bu sen olamazsın. Anıl yalan mı söylüyor yani? Herhalde. Yalan mı söylüyorsun lan sen? Ben yalan söylemem Rıfat baba. Kes sesini şapşal. Gözümle gördüğüme mi inanacağım yoksa sana? Çağla karnında benim torunumu taşıyor. Ben son sözümü söyledim. Burada kalacak o kadar. Gel kızım gel yürü. Gel şuraya otur. Otur. Ben bu kadınla aynı evde kalmam. Paşa gönlüm bilir, kapı açık. Ben gidiyorum. Aylin dur. Bu çirkinliklere daha fazla katlanamam Rıfat. Gidiyorum ben. Aylin lütfen sakin ol. Sakin falan olamam ben, bırak beni yeter. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Çağla gidecek. Ben mi gideceğim? Evet, sen gideceksin. Kızım sen bir sus. Onu bana değil, annene söyle. Anne, Çağla bu evde kalamaz. Ben de torunumun annesini sokağa attırmam. Ya sokağa atalım diyen kim ya? Otelde kalsın dedik ya. Tamam, otel olmasın. Senin paşa gönlün olacaksa güzel bir ev tutarım. Yine başına adam koyarım, tamam. Sen git karının başına adam koy. Ben torunumu sahipsiz bırakmam. Rıfat! Duyduklarım doğru mu lan? Ha? Ne işi var sekreterinin bu evde? Bir sen eksiktin. Çağla artık Rıfat'ın sekreteri değil Aytekin Bey. Çocuğunun annesi. Nereden bu kadar emin olabiliyorsunuz? DNA testini gözümle gördüm. Rıfat. Benim kızımla evliyken sekreterini hamile bırakıyorsun. Sonra da utanmadan kalkıp bu eve getiriyorsun. Çağla'yı da vuracak. Beni de vuracak. Baba, vaziyet bildiğin gibi değil. Ben müsaade edersen dışarıda izah edeyim sana. Niye izah edeceksin lan? Her şey ortada. Baba, o çocuk Rıfat'tan değil. Kızım, Rıfat'ın annesi öyle söylemiyor. Onun ne söylediğinin bir önemi yok. Ben kocama inanıyorum. Benim ne dediğim önemli değil, öyle mi? Rıfat. Karını duydun değil mi? Duydun. Anne ya. Tamam uzatma artık. Sonra konuşuruz bunları. Abi, gel fırsat bu fırsat bunlar kendi aralarında kavga ediyorken biz tüyelim. Lan durduğun yerde. Rıfat, annen DNA sonucunu gördüm diyor. Buna ne diyeceksin lan? Ya işte o sonuçlar gerçek değil ki, sahte. Fuat değiştirmiş onları. Aylin de biliyor bu gerçeği. İftira. Ben ne yaşadım bilmiyor muyum ya? Bilmiyorsun tabii. Gelmiş Anıl'ın çocuğunu benim diye kakalıyorsun. Ya hele Anıl diyor ya. Rıfat delirdin mi senle Anıl'ı? Acaba benim hayatımda senden başka kimse olmadı ki. Acaba Anıl ne ya? Üy. Anıl. Aytekin abi şöyle izah edeyim. Sonuçta ben de sağlıklı bir erkeğim yani. Bir hatadır oldu abi işte. Sapa sağlam adam. Ay çıldıracağım ya. Benim bu şişkoyla ne işim olur ya? Yeter be! Şişko şişko. Ne aşağıladınız ya? Benim bir auram var. Ayrıca sempatiyim ben. Bir karizmam da var.
Sempatik. Gayet sempatik. Bak. Kesin ulan. Orta oyunu mu bu? Baba. Rıfat başka bir kadını hamile bırakmış olsa ben bu evde bir dakika durur muyum? Rıfat'ın yüzüne bir daha bakar mıyım? Bu kadın resmen iftira atıyor benim kocama. Sizsiniz iftiracı. Kızım, sen ne diyorsan doğrusu odur. Rıfat. Efendim? Dışarıda konuşalım seninle. Tamam, konuşalım. Latife Hanım, bakın lütfen yeter artık. Durduk yere Rıfat'ın da başını belaya sokacaksınız. Rıfat'ı çok düşünüyorsan çekip gidersin buradan. Ben bu evden çekip gidersem neler olacağının farkındasınız değil mi? Hiçbir şey olacağı yok. Senden de babandan da kurtuluruz. Bundan o kadar emin olsam bir saniye bile durmam şu evde. Ama ne yazık ki babamı sizden çok daha iyi tanıyorum. Anlat lan. Bu kadın neden senden çocuğunun olduğunu söylüyor? İftira atıyor. Oğlum aynısını annen de söylüyor. Ya annemin sağlık durumunu biliyorsun Aytekin abi. Unutkanlığı var. Sorun yok Aytekin abi. Aile içinde çözeceğiz. Ulan kadının biri gelmiş ailenin huzurunu bozuyor. Sen benim karşıma geçmişsin, gevşek gevşek çözeceğiz diyorsun lan. Aytekin abi, bu mevzu karımla benim aramda. Çözeceğim diyorsam çözeceğim. İnşallah. Bana bak, ailen üzülürse seni fena üzerim Rıfat, haberin olsun. Ben aileni üzecek hiçbir şey yapmam. İnşallah. Ha Rıfat. Ulan daha Bahtiyar meselesini bile halledemedim ben. Burada nelerle uğraşıyorsun lan? Çöz oğlum şunu kökünden. Yarın şu Bahtiyar meselesini kökünden çözecek bir şey bulalım. Olur baba. Benim yüzümden huzurunuz bozuldu. Ne huzuru kızım? Bu kadının olduğu yerde huzur olur mu? Sen üzme kendini. Çok korkarım Latife Hanım. Ya Aytekin Hanım, o adam benim çocuğuma bir şey yaparsa... Önce benim cesedimi çiğnemesi lazım. Sen hiç korkma. Ne senin ne de torunumun kılına dahi dokunamazlar. Tamam. Babam ne dedi? Senin üzülmeni istemiyor tabii ki. O evde bir dakika bile durmazdım da. Olacaklardan korkuyorum. Babamı çok iyi tanıyorum çünkü. Vallahi ne desen haklısın Aylin'cim. Ama ne olur biraz daha zaman tanı bana. Kimseye zarar vermeden çözeceğim bu işi. Acele et. Allah'ım yardım et. Ne derlerse desinler. Gerekirse kulaklarını tıkayacaksın. Benden başka kimseyi de dinlemeyeceksin. Tamam. Hı. Tamam. Senin üzülmemen lazım kızım. Sadece kendini değil, karnındaki çocuğunu da düşüneceksin. Hı. Eylem. Eylem. Buyurun Latife Hanım. Çağla Hanım'ın yatağını hazırladın mı? Hazırladım efendim. Şimdi bir güzel uyu dinle. Kimseyi de düşünme, ben varım burada.
Tamam mı? Tamam. Tamam Latife. Hadi yavrum. Allah rahat versin. İyi geceler. Oh. Vallahi senden korkulur. Daha ilk günler Latife Hanım'ı avcunun içine alıverdin. Bu daha başlangıç kızım. Sırada ne var? Aile. Onu bu evden göndereceğim. Neyse, çok yorucu bir gündü. Ben odama çıkıyorum. Aytekin abi tersten nasıl çıktı gördün robot? O öfkeyle Rıfat'ı mermi manyağı yapar dedim. Yine yapmadı. Bu Rıfat ölümsüz mü? Her seferinde ecelle burun buruna geliyor ama bir şekilde kurtuluyor. Saçmalama robot. Ne demek ölmez? Herkes ölür. Aylin eve geri dönmüş. Bir şey daha var. Çağla da eve girmiş. Bir şeyler çeviriyorlar ama çözemedik. Latife Hanım'ın böyle arkanda durmasını istiyorsan Tahir'e kendini sevdirmen lazım. Maalesef. Tahir Latife'nin kıymetlisi, onun farkındayım. Eğer Tahir senin tarafında olursa Aylin Hanım bu evde barınamaz. İşte ne yapayım, çocuğum doğana kadar o bacaksızla iyi geçineceğim. Mecbur. Ama sonra benim çocuğum bu evin prensi olacak. Latife'nin Tahir olan aşkı da son bulacak. Latife nerede bu arada? Salonda. Tamam. Hadi kolay gelsin. Nasılsın yavrum? Sayenizde daha iyiyim efendim. Daha da iyi olacaksın. Torunum en iyi şartlarda doğacak. Her şeyiyle bizzat ben ilgileneceğim. Siz nasıl isterseniz efendim. Bunların yüzünden Tahir'imin ağzından bir kelime bile çıkmıyor. Sessiz sessiz dolanıyor evladım evde. Ama doğacak torunum öyle olmayacak. İnşallah, inşallah efendim. Kadına mı kızdın sen? Tamam, sen hiç canını sıkma. Üzülme, ağlama sen. Ben o kadını göndereceğim bu evden. Hem o çocuk da senin babanın çocuğu değil zaten.
Tamam sen dert etme bunları. Gözyaşlarına yazık. Bu evin tek çocuğu sensin. Baban da seni çok seviyor. Tamam bak gözyaşlarına yazık hadi. Hı? Dert etme sen bunları. İt. Lan. Ne yapıyorsun lan sen? Niye eziyet ediyorsun hayvana? Sana ne oğlum? Ulan Allah'ın yarattığı cana eziyet ediyorsun, bir de sana ne mi diyorsun? Ha öyle. Sana hesap mı vereceğim lan? Oğlum bana bak. Bir daha bir canlıya eziyet ettiğini görsen var ya fena yaparım ha seni. Ne yapacaksın lan? Beni tehdit mi ediyorsun? Hayırdır? Yok. Tehdit değil. Teklif olarak algıla kardeş sen bunu. Ulan oğlum sen ne ayaksın lan? İbiş. Acıyor mu kardeş? Acıyor. Acıyor değil mi? Acıyor. Acı çekmek böyle bir şey işte. Bundan sonra bütün canlıların acısını yüreğinde hissedeceksin. Tamam abi bırak. Acıyor. Bütün hayvanlardan da özür dileyeceksin. Özür dilerim abi bırak. Şimdi bas git. Gözüm görmesin seni. İnit lan. Tövbe yarabbim ya. Lavaboya bak. Oğlum sen bu mahalleye yeni mi taşındın? Öyle sayılır teyze. İsmin ne? Ramazan. Ha, çok güzel bir isim. Ailen nerede? Orası biraz karışık be teyze. Olsun oğlum üzülme. Allah her kaybın yerini bilir. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Sen de aramaya devam et. Bir gün mutlaka bulacaksın. Hadi sağlıcakla kal. Allah Allah. Kardeşim aramaya geldiğimi nereden anladı ki? Şey yok. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Gel otur. Yok artık. Bizimle mi oturacak? Evet, bir mahsurumu var. Anne, ayıp oluyor ama. Ayıbı ben değil, karın yapıyor. Burada kalmasına göz yumdum diye aynı masaya da oturacak değilim Latife Hanım. Ben mutfaktayım lütfen, benim yüzümden tartışmayın efendim. Ne demek o, olur mu öyle şey? Gel, gel otur bakayım. Bana torun verecek kadını masamda değil, başımın üzerinde taşırım. Gel otur. Yok anladım. Siz beni sinir etmek için yapıyorsunuz Latife Hanım. O senin kuruntun. Gel kızım otur şöyle. Afiyet olsun. Saygısız şey. Aytekin'in kızı ne olacak? Git peşinden git. Almış avucunun içine oynatıyor seni. Kafasız. Rezil bunlar. Rıfat beni asla kabullenmeyecek. Sen öyle düşünme hiç. Erkekler böyledir. Hele bir çocuğun olsun her şey değişir. İnşallah. İnşallah. Değişir, değişir. Ben oğlumu tanırım. Sen hiç üzmeyeceksin kendini. Teşekkürler.
Gördün değil mi bana ne yaptığını? Ya resmen beni deli etmek için yapıyorlar. Olma sen de. Nasıl olmayayım Rıfat? Kadını masamıza kadar getirdi. Doğru. Tamam. Biz de bu iş hallolana kadar ayrı yeriz yemeğimizi. Olur biter canım. Aylin'cim. Bak şimdi ben sana kendi ellerimle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Getireyim burada birlikte yiyelim. Ne dersin? Burada değil. Veranda yapalım o zaman kahvaltımızı. Tamam. Vallahi bu daha iyi fikir. Tamam o zaman ben gidip hemen sofrayı hazırlayayım. Tamam. Baba çay hazır, hadi gel. Tamam. Ramazan'ı da çağırdın mı? Çağırdım, çağırdım. Geliyor. İyi pek. Hani Ramazan? Çağırdım baba, yolda. Ha. Eline sağlık, çok güzel sofra hazırlamışsın. Afiyet olsun babacığım. Selamun aleyküm Himmet amca. Aa, gel oğlum gel, hoş geldin bakalım. Otur gel, kahvaltı yapalım. Himmet amca, ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Rahatsız oğlum, öyle şey mi olur? Otur, otur. Sağ olasın Himmet amca. Merhaba. Bu Nurhan. Bahtiyar'ın küçüğü ya. Yani Bahtiyar bunun abisi. Allah bağışlasın. Kızım yavaş. Ne yapıyorsun? Aşık mısın sen evlat? Rıfat Bey şu an kahvaltı hazırlıyor. Nasıl, beğendin mi? Harika olmuş. Daha ne olsun? Gel, gel otur şöyle. Aklı sıra bize nispet yapıyor. Sağ ol. Bu bana mı? Sana gülüyorum. Yani sana gülüyorum derken... Yani Bülay yüzüm. Hani mesaj almış gibi. Bir misafirimiz daha var. Hoş geldin Tahir. Gel, gel otur, gel. Aa, babası şöyle yapalım o zaman. Tamam. Ver, palyaçoyu o yesin. Ben de, dur. Onu sen de, evet. Omlet yersin değil mi? Afiyet olsun. Heh. Al şunu başla sen. Bunu da sana kızarttım. Umarım kızarmış seversin. Reçel sürdüm. Eline sağlık. Afiyet olsun. Kaldır sofrayı. Hadi kaldır. Bahtiyar'ın güvenip evine yolladığı adama ben de güvenirim. Eksik olma Himmet amca, sağ olasın.
Artı sen de bizim evladımız sayılırsın. Burayı kendi ailen gibi gör. Hiç yabancılık çekme. Sağ olasın. Bahtiyar şu deve kuşu çiftliği işinden sonra eve uğrayamaz oldu. Gerçi ben bilirim oğlumun huyunu. Aklından evi hiç çıkmaz ama. Ha, senin olman onun için de iyi oldu. Sen hiç merak etme İmmet amca. Evelallah ben Bahtiyar abinin gözü de kulağı da olurum. Babacığım ben artık çıkıyorum. Sen nereye gidiyorsun kızım? İşe babacığım doğal olarak. Hadi işin gücü rast gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İmmet amca müsaadenle ben de kalkayım. İşim var onu halledeceğim. Yok oğlum. Daha bir şey yemedin ki. Ben doydum İmmet amca sağ olasın. Gideyim şu işimi halledeyim dükkana gelirim ben. Ah, çayını bile içmedin yavrum. Al içtim. Ha. Buyur İmmet amca. Senin dükkanın anahtarları var mı? Var verdin bana. Ha verdim doğru. Ya Ramazan gel. Buyur İmmet amcam. Bugün öğleden sonra mermerler gelecek. Onlar gelince beni telefonla ara tamam mı? Hemen bildiririm. Hadi görüşürüz. Allah Allah bunlar da ne acelecilik böyle ya. Bak bu kız da yine buraları toplamadan gitti. Doğru düz de yemedi. Gene ben toplayacağım. Sürpriz. Ne sürprizi? Hadi bin, görürsün. Tamam. Ne sürpriz aşkım ya, söylesene. Kahvaltıya gidiyoruz. Keşke önceden söyleseydin aşkım ya. Ben salonu bırakıp çıkamam ki yani. Bildan da yok zaten. Kızlar idare edemez mi? Maalesef iki tane gelin başı gelecek bugün. Yani başka bir şey olsa kızlara bırakırım problem olmaz da. Gelinler benim için geliyor ayıp olur şimdi. Akşam yemeğe gidelim o zaman. Babam bu ara sıkı yönetim ilan etti. Çıkamayacaksın yani. Maalesef. Yarın sabah kahvaltıya gideriz. Ne yapalım? Seni dükkana bırakayım bari. Tamam. Duran. Lan. Lan dursana oğlum. Taksi. Şunu takip etsene baba. Aşkım. Görüşürüz aşkım. Hadi takip et. Bas. Kaçıracağız herifi bas. Aa, Bildan. Hani sen birkaç gün dinlenecektin? Çalışmaya gelmedim canım. Niye geldin? Şu kadın... Hani Bahtiyar'ın yanında gördüm. Onun bana adresini bulabilir misin?
Vildan canım bak. Bak buraya akıl almaya gelmedim Nura. O kadınla konuşmam lazım benim. İyi tamam da ben kadını tanımam etmem yani. Ömrü hayatımda ilk defa öyle uzaktan gördüm Vildan. O kadar mı gerçekten? Ne demek istiyorsun sen şimdi? Bilmiyorum. Belki de başından beri biliyordun. Hatta görüşmüş bile olabilirsin Mustakbel yengenle. Yok. Bence senin sinirlerin bozuldu. Evet bozuldu. Bozuldu Nura. Ama o kadının da sinirlerini bozacağım. Ya canım. Vildan sonunda üzülen sen olacaksın diye korkuyorum ben. Yani hiç şansın yok. Abimin peşini bırak diyorsun bana. Aa ben öyle bir şey mi dedim Vildan şimdi ya? Geldin sabahtan beri azar üstüne azar. Tamam tamam. Senden bana hayır yok. Ben kendim bulurum tamam mı? Yürü sen. Mahvettin kızım kendini ya. Ablam kendini değil. Abin ablamı mahvetti. Çık git şuradan hıncımı senden almayayım şimdi. Hadi git. Geç geç. Geç önüne yanaş. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. İn lan aşağıya. İn lan. Lan in. Kimsin lan sen? İndir lan şu elini. Ulan ben sana telefonda Nuran'ın peşini bırakacaksın, bir daha Nuran'la görüşmeyeceksin demedim mi? Aa sen Bahtiyar abi. Seninle konuşmak, danışmak istiyordum ben. Nuran'la çok ciddiyim. Ulan ne konuşması lan? Lan ben Nuran'ın peşini bırakacaksın diyorum. Sen konuşmaktan bahsediyorsun oğlum. Ne konuşması lan? He? Ulan kızın peşini bırakacaksın lan. Durun ateş etmeyin lan. Siz karışmayın bu işe. Ulan ben sana ne dedim ha? Oğlum Nuran yok. Nuran yok, Nuran yok tamam mı? Sok kafana. Zibidi. Çabuk bu adamı getirin bana, çabuk! Aslanım iyi misin? Ha? Gel kalk, kalk bakayım. Kalk. Kalk. Caner. Abi ya, şu... Bahtiyar meselesini hemen halletmemiz lazım. Aytekin abi işin peşini bırakmıyor. İşte anlattım ya sana Bahtiyar. Planımız hazır. Morga gidiyoruz. Abi bu morg planı benim kafama hiç yatmadı ya. Bizim ne işimiz var morgda abi? Gidelim vuralım birini. Atalım Aytekin abinin önüne. Bahtiyar bu diyelim abi. Anıl. Ulan kendi paçamızı kurtarmak için günahsız insanlara ilişmeyeceğiz. Tamam işte Bahtiyar, o zaman morgdan başka bir çaremiz yok. Aytekin abi cesedi görmeden Bahtiyar'ın öldüğüne hayatta inanmaz. Günahsız insanlara ilişmeyeceğiz diyorum. Memdu abi duymuyor musun sen beni ya? Ben de morgdan adam alalım diyorum. Sen duymuyor musun Bahtiyar? Ulan adam ölmüş, ne günah? Olmaz abi, günah, o da günah. Ölmüş adam sonuçta kendini savunamaz, ölü. E savunsun kardeşim, biz savunmasın mı diyoruz? Abi sen kafayı mı yedin ya? Ölü adam kendini nasıl savunsun? E savunamıyorsa bıraksın kendini. Hazır ölmüşken bir işe yarasın. Bizi Aytekin'den kurtarır. Ölürken bile sevaba girer, fena mı? Öyle bir sevap yok abi, yok. Olmaz dedim Memud abi, olmaz dedim. Olmaz ya. O zaman öldürün beni. Atın Aytekin'in ayaklarının dibine. Siz de kurtulun, ben de. Yeter be! Vur lan analı beni, vur!
İnanmaz ki abi. Yok abi, Bahtiyar olduğuna inanmaz senin. Ha, inanmaz ki Bahtiyar olduğuna. İnansa vuracağım. Bak anam, seni burada bir Bahtiyar yaparım. Senin... Abi ne dedim ben ya? Gerek yok, Bahtiyar burada. Efendim Ramazan. Abi bu Caner meselesi var ya, ben o işi hallettim abi, haberin olsun. Ne? Ne demek hallettim ya? Abi mahalleye gelmişti, takip ettim evine kadar, patakladım. Ne? Neredesin sen şimdi? Taksideyim abi, mahalleye dönüyorum. Mahalleyi unut şimdi. Ben sana bir konum atacağım, hemen oraya gel. Tamam abi, olur. Ne oldu Bahtiyar? Ya bu Ramazan Caner'i evine kadar takip etmiş. Bir güzel de pataklamış, iyi mi? Ramazan kim lan? Ramazan? Ha, ben Caner'i araması için bir arkadaşa rica etmiştim. O Ramazan. Hemşerim, şu konuma gideceğiz. Tamam abi. Daha iyisin değil mi oğlum? İyi. Kimdi o herif? Nurhan'ın abisi. Nurhan'ın abisi. Nurhan'ın abisi üçünüzü tek başına mı dövdü? Saygımdan elimi kaldırmadım. Yoksa indirirdim diyorsun. Neymiş derdi? Ne istiyor senden? Nurhan'la bir daha görüşmeyeceksin diyor. Merak etme sen. Ben onunla konuşur, ikna ederim. Abi, sen bu işe karışmayacaksın. Söyle adamlarına geri dönsünler. Hadi söyle. Tamam Caner. Atar yapma hemen. Sadece konuşacağım. Niyetimizin ciddi olduğunu anladığında yumuşayacaktır. Bırak sana yardımcı olayım. Abinim lan ben senin. Abi bak, adamın başına bela almayacaksın. Bana söz ver. Söz veriyorum. Sadece konuşacağım. Söyle. Abi, herif Rıfat'ın ofisine geldi. Ne diyorsun lan? Emin misin? Eminim abi. Ofisin önünde bekliyoruz şu an. Tamam. Takipte kalın. Tamam abi. Bu Nurhan'ın abisi Rıfat'ın ofise gitmiş. Ne alaka? Rıfat'ın yakın arkadaşıymış. Adı neymiş? Bahtiyar. Bahtiyar. Yoksa... Göz göre göre yalan söylediler robot. Bu Rıfat'ın Bahtiyar'la bir bağlantısı var ama ne? Yoksa Rıfat... Bahtiyar'ın adamı mı? He? Olabilir mi böyle bir şey? Bizim aradığımız Bahtiyar, Nurhan'ın abisi mi yani? He? Ulan bu nasıl Bahtiyar? Hani Bahtiyar 2 metreydi? Bunun geri kalanı nerede? Haklısın robot.
Efsaneler böyle çıkar. Cüceyi dev yaparlar. Ramazan bak. Bir daha benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Anladın mı beni? Anladım abi ama sen içini ferah tut ya. Ben o işi hallettim diyorum. O bir daha Nuran'ın yanına yanaşamaz. Ya kardeşim bak, mesele Caner değil ki. Abisi Fuat. Tehlikeli bir adam. Ya ateş olsa cürmü kadar yer yakar ya. Sen bana bırak evelallah var ya, onun gelmişine geçmişine. Hasbinallah ya. Bak koçum. Bu işler öyle mahalle delikanlına benzemez. Yazık olur sana. E olursa olsun. O nasıl laf ya? Bahtiyar abi bana evini açmış. Himmet amca ne dedi biliyor musun? Sen de bu evin bir evladısın dedi. Nuran benim de kardeşim artık. Tamam kardeşim tamam. Eyvallah da ben sadece dikkat et diyorum sana ya. Bu işler şakaya gelmez. Sen de bula bula bunu mu buldun telefonda konuşturacak? Hay senin ferasetine! Kime diyor? Yok bir şey. Senlik bir şey yok Ramazan. Merak etme. Allah'ım sabır ver ya. Abi kime diyor bilelim bir mevzu varsa. Yok bir şey ya tamam. Sana diyor lan sana. Ne lanı lan? He lan dedim. Lan sen ne lanlılığını konuşuyorsun sen? Bir dakika. Konuşurum lan sana mı soracağım? Bir dakika. Ne dikkat edeceksin? Bir dakika. Bak senin aklını alırım akılsız dolaşırsın. Ne olur? Anam dur ya. Ya Ramazan. Ramazan bir dur ya. Ya bir susun be ayıptır ya. Aa. Ramazan. Son kez anlatıyorum sana, bir daha da anlatmayacağım. Ona göre. İyi dinle. Şey yapıyorum abi. Tamam. Ya sen beni dinle. Bak kardeşim. Bekliyoruz abi hala çıkmadı. Tamam. Çaktırmadan takip edin. Bakalım nereye gidecek. Tamam abi. Bu Nuran'ın abisi. Eğer bizim aradığımız meşhur Bahtiyar'sa Rıfat'ı yaktık demektir. Haklısın robot. Bu sefer hata yapma şansımız yok. Emin olmadan Aytekin abiyi arayamayız. Önce bir anlayalım bakalım. Anladım abi. Bundan sonra ben öyle kafama göre dalmam olaya. Şükür. Çağla, sen ne yapıyorsun burada? Şey... Ne işin var bu odada kızım? Şey... Ben birlikte yatıp yatmadıklarını merak ettim. Şaşırdın mı kızım sen? Onlar evli sonuçta. Tabii ki birlikte yatacaklar. Siz bilmiyor musunuz? Neyi? Sahte evli olduklarını. Ne diyorsun sen ya? Latife Hanım, onlar gerçekten evli değil ki. Nereden çıkarıyorsun kızım bunları sen? Rıfat kendi söylemişti bana. Aa. Ben de siz biliyorsunuz zannettim. Hayır. Bana hiç kimse öyle bir şey söylemedi. Sen emin misin?
Yanlış anlamış olmayız. Hayır hayır, eminim, tabii ki eminim. Hatta Rıfat biz beraber yatmıyoruz demişti. Ben de doğru mu söylüyorlar diye merak edip bakmak istedim. Çok saçma. Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Rıfat Aytekin Yavuz'un damadı olmak için, Aylin de eski sevgilisi Fuat'tan intikam almak için. İnanasım yok ama. Doğruysa aman Allah, bunlardan hiçbirinden haberim yok benim. Ya. Hadi çıkalım kızım hadi. Ay topla. Aydın seni burada görmesin. Allah Allah. Çabuk çabuk çabuk. Gelmeden halledelim. Ay Allah'ım yarabbi. Aman be kızım. Çabuk. Ay, ayağıma dolaştı. Güzel yap, güzel yap. Tabii gel, tabii. Evet. Ay. Ay may yok. Yürü. Allah'ım yarabbi çık. Lütfen. Ramazan, söylediklerimi unutma, tamam mı? Sen merak etme abi, gözün arkada kalmasın. Ailem bana emanet. Eyvallah, hadi. Sen de dikkat et kendine. Ahmak dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. Bu nedir Bahtiyar ya? Ayıp oluyor Memdu abi. Niye ahmak diyorsun çocuğa ya? Harbi delikanlı, gör bak. Neyse tamam tamam. Bak Bahtiyar, morg görevlisi haber bekliyor. Tamam dersen hemen gidip alalım cesedi. Bak hala ya. Olmaz dedim Memdu abi, olmaz. Ya abi morg nedir ya? Adı bile soğuk ya. Başka plan yapsan. O zaman bak şöyle yapalım Bahtiyar. Kimsesizler mezarlığına defnedilecek bir ölü bulalım. Morg görevlisi yabancı değil. Bize yardımcı olur. Ha? Onu şöyle manzaralı kral bir yere defnederiz. Mevlüt de okuturuz. Mevlüt okutur muyuz? Evet. Gidelim. Tamam. Ama bana bak, ölü diye hırpalamayacaksınız adamı yani. Kesinlikle öyle bir şey olur. Çekiştirmeyeceksiniz orasını burasını. Olmaz öyle şey. Günah çünkü, ölü de olsa yani. İşimiz var Mokta abi, ne işimiz var ya? Oho, nerede kaldınız ya? İki saatte siz bekliyorum burada, aç oldum ya. Ya hadi ben kaçtım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Sizinki de burada. Anıl. Ağzını sıkı tut. Siz de bir salaklık yapıp yakalanmayın, tanımam. Hani sizin adamınızdı lan? Ne biçim konuşuyor? Abi biz buraya niye geldik ya? Ne oldu lan, korktun mu? Yok ya. Ne korkacağım ya? Ama çok hoşlandığım bir ortam değil yani. Öyle mi? Peki neden hoşlanırsınız Anıl Bey? Abi sen de dalga mı geçiyorsun benimle ya? Yani ölülere biraz saygı lütfen ya. Ne diyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Abi diyorum ki
Bahtiyar'ı başka yerden alsak, bulsak olmuyor mu? Nereden bulacağız lan? Marketlerde Bahtiyar mı satıyorlar? Şşş! Sessiz olun be. Ölüleri rahatsız etmeyelim. Abi ne diyor bu ya? Doğru söylüyor. Rahatsız olurlar. Üstelik rahatsız olduklarında. Abi ne yapıyorsun sen? Gözünü seveyim ya. Bunları bana bilerek mi yapıyorsunuz ya? Bilerek mi yapıyorsunuz? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ya, söylesene. Duyuyor musun? Neyi duyuyor muyum? Diye bir ses. Duymuyorum. Duymuyorum. Duymuyor musun? Ne bu ya? Baba bak. Bak değişti bak. Yok. Değil lan, dışarıda buzdolabından geliyormuş, tamam korkma. Çok korktun değil mi anan? Korktum. Yok ya, yani korktum da öyle değil. Ben anlıyorum seni. Korkularınla yüzleşmek istiyorsan... ...bu elbiseleri sen giydirirsin. Ha, evet. Anlamadım. Ne elbisesi? Kime giydireceğim? Bu elbiseleri neye giydireceğim ben? Ölüye mi giydireceğim? Hı? Ölüye mi? Ölüye mi giydireceğim? Ben kimseye elbise falan giydirmem. Bahtiyar giydirsin abicim. O mezarcı değil mi ya? He? O yapsın ya. Biz pamuk işinde tecrübeliyiz. Elbise bizim olayımız değil. Tamam, tamam. Hadi. Alıp şunu gidelim. Hadi. Abi ben karışmam abi. Ben karışmam. Ne demek karışmam lan? Tek başına nasıl çıkaracağım ben bunu? Abi ikiniz çıkartın. Bahtiyar halletsin abi. Hem ruhları da incinmemiş olur. Tabii inşallah ruhları tam çıkmıştır. Ne? Bunların ruhunun tam çıkmamışı da mı var? Oluyor. Bazıları morgda canlanıyor da. Ben gidiyorum abi. Lan dur, nereye gidiyorsun? Dur. Bahtiyar korkutma lan adamı. Ben korkutmuyorum ya, doğruyu söylüyorum. Hadi. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya kapalı kalsın. Şunu da al çantayı, çöpe atalım. Kalmasın burada. Çıkar çıkar. Yürü, yürü. Kaldır kaldır. Kaldır. Ha. Yavaş. Ha. Oo. İyi günler, iyi günler. Anam, çaktırmadan kafasına kaldır. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Kafasını kaldır dedin abi, ne yapıyorum ya? Boynunu kıracaktın lan. Ölü zaten abi bu. Ölü değil mi? Şş, ölü deyip durma şuna. Ne diyeceğim ben buna, ölü işte. Ne dersen ölü deme. Lan sessiz ol. Selamlar. Biz de gidiyorduk zaten. Çok güzel bir hastaneymiş ya. Bravo vallahi. Hastamız ölecek diye öldük öldük diledik adeta. Adeta ölümün kıyısından döndü. Ölümle pençeleşti. Yalnız sandalye ağrı. Öldüm resmen ya. Ne diyorum ben ya. Yürüyün lan hadi yürüyün. Çıkış nerede? Nasıl yapacağız abi? Şimdi kucaklayıp arabaya oturtalım. Çünkü değil mi? Arabaya otur.
asılım evet. Ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı. Yavaş, yavaş, yavaş. Oh. Affedersin Bahtiyar abi, iyi misin? İyi o, iyi. Bir şey yok, iyi. Tamam. Abi bunun adı Bahtiyar mı ya? Anıl, Allah aşkına. Bak Allah'ın adını verdim, tek kelime daha edersen ceset diye seni taşırım ona göre. Geç hadi sen de arkaya. Niye ben arkaya geçiyorum ya? Ulan cesedi öne mi oturtalım? Bahtiyar geçsin abi arkaya. Bahtiyar arabayı sürecek. Bahtiyar arabayı mı sürecek? Niyeymiş o? Niye Bahtiyar sürüyor ya? Sen niye arabayı sürüyorsun? Şoför ben değil miyim ya? Ha? Hayır, hedef ben miyim abi? Açıkça söyle bunu ya. Hedefine. Bu ceset arabadayken sen illaki kaza yapacaksın, belli. Atla arkaya, efendi efendi otur orada. Hadi. Ver anahtarı. Yok, anahtar manahtar vermem. Ben süreceğim arabayı. Ver anahtarı. Vermiyorum ya. Ulan millet bize bakıyor. Ver dedim mi, ver lan. Ah. Atla. Lan nasıl kıpırdasın ölmüş adam? Vallahi kıpırdadı ya. Sana öyle gelmiştir. Böyle korkudan 3,5 atarsan her şey sana kıpırdar. Abi siz bana iyice kafayı yedirteceksiniz ya. Abi beni getirdiniz, ölünün yanına oturttunuz. Öf. Ölüler dirilerden daha güvenilirdir Anıl. Bana güven, mesleki tecrübe. Memdu abi, yer değişelim mi ya? Olmaz, olmaz. Korkularınla yüzleş. Ölülerle beraber yaşamayı öğren artık Anıl. Şimdi biz bunu aldık. Ne yapıyoruz? Nereye götürüyoruz? Önce soka bir yere çekip birkaç tane sıkalım. Ondan sonra da Aytekin abinin ayaklarının dibine atıp Bahtiyar'ı öldürdük deriz. Yok. Baştan konuştuk. Ben size söyledim. Ölüye sıktırmam. Sıkamazsınız ölüye. Ruhu incinir. İyi tamam. Biz de Aytekin abiye başında bekledik. Eceliyle öldü deriz. Abi planı sen yaptın. Gerisini de sen düşün o zaman. Ölüye sıktırmam. Bu kadar. Bu ne abicim ya? Ölüye sıktırmıyor, diriye sıktırmıyor. Ne yapacağız biz bununla ya? Hayır, kapatalım kepenkleri. Böyle mafya mı olur ya? Sık. E sık istiyorsan. Dıbbın sıkıyorsa sık. Gece gelsin, ruhu senin gırtlağına çöksün de gör o zaman. Hayatta sıkmam ben ya. Ben zaten her gece Rıfat babanın ruhuyla uğraşıyorum. Bir de bunda has... Ölü yok! Buradaymış. Bir tarafına kaçmış. Şimdi Aytekin abi bunu görünce inanacak mı Bahtiyar'ı öldürdüğümüze? İnanacak, inanacak. Siz bana güvenin. Yani kurşunda sıkamıyorsan Rıfat baba elleriyle boğdu deriz artık. Bir bu eksikti. Lan bittik biz! Anıl panik yapma, sakin ol. Nasıl panik yapmayayım abi ya? Yanımda Mefta oturuyor. Mefta değil lan, Bahtiyar. Dilini alıştır. Bahtiyar sen de çaktırmadan şuradan dön. Dönemeyiz şimdi abi, baksana gördüler, şüphelenirler sonra. Mecburen yanaşacağız. Abi şuraya bak ya. Polisin kucağına kendi ayağımızla gidiyoruz. Kapat lan gagana ve sakın renk verme. Bizde renk mi kaldı? Şu halimize bak. Küfür etme lan, ölünün yanında. Yürü. Dik tut, çakmasın polis. Hayırlı mesailer memur bey. İyi günler. Ehliyet ruhsatı alabilir miyim lütfen? Ehliyet ruhsatı, tabii, tabii. Açar mısın camı? Bir sorun mu var? Beyefendinin yüzü biraz solgun görünüyor sanki. Yok, onun mizacı öyle. O hep soğukkanlıdır. Cevap versene hemşeri. O konuşamaz o. Neden? Neden? İki gündür uykusuzdu.
O yüzden şimdi pert oldu, ölü gibi uyuyor. Bayağı derin uyuyor ya. Top patlasa uyanmaz vallahi. Ömrü bile uyanmaz. Alkol mü aldı yoksa? Alkol mü? Ha. Ya maalesef var öyle bir şey tabii. Aldı. O yüzden pert oldu. Bak arkaya attım ama ben kullanıyorum. Zaten o kullansa bağlarım arabaya. Tabii. Zaten istese de kullanamaz ki. Rahat ol. Efendim? Bir şey mi dediniz? Ölü gibi uyuyor ya, onu diyor. Onu diyor. O ne ya? Ayakkabı mı? Ayakkabı mı? Memur bey, bizim arkadaşın acayip bir huyu var. Ayakkabı kokusu olmadan uyuyamıyor. Çorap kokluyor bazen. Hakikat mi ya? Ya. Ulan ne adamlar var bu dünyada ya? Allah Allah. Temiz amirim. Buyurun. Eyvallah. Kolay gelsin memur bey. Sağ ol, sağ ol. Anam gülümse. Lan niye koyuyorsun o ayakkabıyı oraya? Yakacaktın lan bizi. Sen dik tut demedin mi abicim? Nasıl dik dursun başka, bu durmuyor ki. Ayrıca bana temas etmesin abi, tiksiniyorum ben ya, buz gibi. Abi sen de araya koyacak başka bir şey bulamadın mı ya? He bulamadım. Yastık yok. Lan küfür etmesene. Küfür etme demedim mi ben sana? Durduk yere günah sokuyorsun bizi. Doğru. Hadi artık ara Aytekin abiyi de Bahtiyar öldürdüğümüzü söyle. Söyle Rıfat. Baba. Bahtiyar'ı öldürdük. Sana getiriyoruz. Neredesin? Öldürdün mü? Evet baba. Aferin lan sana. Ben şehir dışındayım. Cesedini muhafaza et o. Yarın bizzat gelip bakacağım neyin nesiymiş alçak. Tamam baba. Ne dedin? Şehir dışındaymış. Ne yapacağız bu meftayı? İade mi etsek geriye? Ne dersiniz? Aytekin abi yarın gelip bizzat kendi gözleriyle görecekmiş. Al. Ne yapacağız? Mecbur müştemilata götüreceğiz. Bu akşam misafirimiz olacak. İyi bari. Ne müştemilatı? Bizim müştemilat. Ne misafiri ya? Sen ne diyorsun Memri abi? Misafir diyor bir de ya. Aa, kapıyı aç. Öleceğim ben. İneceğim aşağı. Açın ineceğim ben. Kes lan kes. O kadar adam öldürdün. Şimdi de bir ölüden mi korkuyorsun? Ben öldürürken onlar canlıydı Memri abi. Açın şunu lan. Uzatma lan, uzatma. Kes, eve gidiyoruz. Ne oluyorsun be? Üstüme geliyor bu. Gel. Beni çağırmışsınız. Oğlumla yaptığınız evliliğin anlaşmalı evlilik olduğu doğru mu? Nereden çıktı bu? Nereden çıktıysa çıktı. Sen doğru mu ona cevap ver. O kadın mı uyduruyor bunları? Sen bırak şimdi onu suçlamayı. Ona cevap ver bakayım. Sahte evlilik mi yaptınız oğlumla? Bu saçmalığın nesine cevap vereyim Latife Hanım? Ben Rıfat'ı seviyorum. Aylin Hanım, Aylin Hanım çok uyanıksın anladık. Ama benim de kulağım sağır, gözüm de kör değil. Sen Rıfat'ı sevseydin Rıfat'ın gözü dışarıda olmazdı. Rıfat'ın gözü benden başkasını görmez. Belli oluyor. Buraya bunun için mi çağırdınız beni? Eğer bu sahte evlilik işi doğruysa... oğlumdan boşa. Boş yere de oğlumu oyalama. Bunların büyük bir saçmalık olduğunu söyledim size. Madem evliliğiniz gerçekti, niye hala çocuk yapmadınız? Ne zaman çocuk yapacağımıza biz karar veririz. Kocamla ben. Belli, belli. Siz karar veremediğiniz için Rıfat başkasından çocuk yapmış.
sen söyledin değil mi? Neyi? Sahte evlilik saçmalığını. Gerçekler. Onların böyle çok hızlı yayılma gibi bir huyları var. Ben ne yapabilirim ki? Senin gerçeklerin ortaya çıktığında rezil olup gideceksin bu evden. Kim gidecek? Onu göreceğiz. Sen neyine güveniyorsun? Rıfat'ın çocuğuna güveniyorum Aylin. O çocuk Rıfat'tan değil. Sen kendini kandırmaya devam et daha. Pardon. Sen bana bak... Rezil. Arabada bıraksak. Lan bir gören olur. Bagaja koyalım. Ne diyorsun sen be? Mal muamelesi yapmayacaksınız demedin mi Meftah'a? Rıfat Bey. Anıl seni odaya götürelim. Üşüdü. Bünyesi zayıf, hastanede olsa. Efendim Eylem. Aylin Hanım geldiğinizi görmüş, sizi çağırıyor. Aylin geldiğimi mi görmüş? Beni çağırıyor. Ha, tamam sen git Eylem, ben geliyorum. Tamam. Tamam, sağ ol. Abi, biz bu Meftah'ı niye benim odaya getirdik? Senin geceleri canın sıkılıyor ya, sana arkadaşlık etsin diye. Ne diyorsun abi ya? Benim aklımı almaya mı çalışıyorsun sen? Uzatma lan, uzatma. Sana terapi yapıyorum burada. Eğer bu ölüyle bir gece geçirirsen, RBGG sendromundan... tamamen kurtulursun. Anlamadım, anlamadım. Oğlum söylemiştim ya, Rıfat Baba geri gelme sendromu. Abi, sen psikolog musun yoksa benimle mı geçiyorsun? Hadi diyelim ki psikologsun. Yanlış tedavi, adam öldürür. Biliyorsun değil mi? Hallettiniz mi? Allah! Hallettik. Bir ölümüz eksikti. İyi, oturmuş buraya. Tövbe estağfurullah ya. Bana bak. Aylin beni çağırmış. Ben şimdi eve gidiyorum. Aman ha, siz dikkatli olun. Evde zaten durumlar karışık. Bir de bu Meftah olayı patlamasın başımıza. Hadi. Ha. Bir de bize talimatlar vermeye başladı. Görüyorsun değil mi abi? Ne oldu hanım? Zoruna mı gitti? Oğlum adam canımızı kurtardı. Canımızı. Olmasaydı şimdi bunun gibiydik. Şu sahte evlilik olayını Latife Hanım'a söylediğini duyunca Aylin Hanım kudurdu, kudurdu. Ya. Çıldırmış gibi Rıfat Bey'i aradı. Geldi mi Rıfat, dışarıda mı? Geldi, geldi müştemilatta. Hmm. Ah işte. Sen dur. Ben açarım kapıyı. Hoş geldin canım. Çağla. Yapma bunu. Benden sana yar olmaz. Onu benimle yatıp kalkmadan önce düşüneceksin. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum Rıfat. O çocuk benden değil. Bunu anla yeter ya. Ya nasıl senden değil? Bana da mı inkar edeceksin? Ya Allah'ım ya, ben nasıl bir işin içine düştüm? Çağla bak, eğer böyle davranmaya devam edersen zararlı çıkan sen olursun. Ben her şeyi göze aldım. Hiçbir şey umurumda değil. Rıfat! Hemen odaya gel. Derhal. Tamam. Kadına bak ya.
Muma çevirmiş Rıfat'ımı. Ne konuşuyordun o kadınla? Hiç canım, ne konuşacağım? Bu evden gideceksin diyordum. O ne dedi? Gitmem dedi. Gidecek. Gidecek. Tabii ki gidecek. Sen niye çağırdın beni? Annen evliliğimizin sahte olduğunu öğrenmiş. Ne? Nasıl? Çağla söylemiş. Sen mi söyledin o kadına evliliğimizin sahte olduğunu? Hayır, tabii ki söylemedim. Ben niye söyleyeyim böyle bir şeyi? Kim söyledi o zaman? Bilmem. Ne demek bilmem Rıfat? Böcek. Böcekten öğrenmiştir. Biri odamıza böcek koymuştu ya, işte o Çağla'ymış. Nasıl yapacak ki bunu? Ha. Şimdi hatırlıyor musun, bir gün evden çıkıyorduk, pat diye dikildi karşımıza. O arada odamıza girmiş, yerleştirmiş demek ki. Sen nasıl anladın onun olduğunu? Onu... yakaladım. Yakaladım onu. Geçen ofise gittim, tam odama geçeceğim. Baktım bu bilgisayarın başında böyle uyuyor. Ha, bir baktım bilgisayardan sesler geliyor. Ha, senin sesin. Oradan anladım işte. O kadın yatak odama kadar girip... gerçekten bu kadından korkulur. Vallahi korkulur ama korkma sen. Korkma, ben yanındayım. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bizim ikimizin, sen ve ben yani, evliliğimiz sahte mi hala? Niye soruyorsun şimdi bunu bana? Yani bu böyle mi devam edecek? Çağla bu evden gitmediği sürece ben bu konu hakkında düşünemem Rıfat. Ne zaman ki o kadın bu evden gider, ben de düşünmeye başlarım. Oldu mu? Oldu. Tamam. Abi, silindir gibi üstümüzden geçti Bahtiyar. Ne olduğunu anlamadan yerde bulduk kendimizi. Adam gölge gibi. Biz onu takip ettiğimizi sanıyorduk. Meğer o bizi takip ediyormuş. Ha. Demek Bahtiyar efsanesi boşuna değilmiş. Olsun. Ben en çok efsane avlamaktan zevk alırım. Ha. Ulan Caner. Ola ola gittin. Bahtiyar'ın kız kardeşine aşık oldun. Bu Nuran nerede yaşıyormuş? Ben biliyorum abi. Güzel. Bütün adamlarımızı toplayalım. Gidip şu Bahtiyar'ı kaldıracağız. Emrin olur abi. Gidelim robot. Lan gözünü açtı abi. Kim açtı lan? O işte abi, bak bize bakıyor. He bakıyor da ölü bakıyor, ölü. Biz getirirken gözleri kapalıydı abi. Seninle yüz göz olunca gözleri açılmıştır. Abi dalga geçmenin sırası mı şimdi ya? Oğlum korkma korkma. İndir kaldır, koltuğa otur derken kendiliğinden açılmıştır gözleri. Dur bakayım dur. Kapandı şimdi ha. Oldu. Rahat ettin mi şimdi? Abi. Gece bunun ruhu bizi ziyarete gelmesin. Niye gelsin lan? Gelseydi Rıfat babanın ruhu gelirdi. O her gece geliyor zaten. Hep bende. Oğlum vehim bunlar. Vesvese. Senin bilinçaltının yansımaları. Anlamıyor musun? Abi. Sen benim hissiyatıma güvenmiyorsun ama... sonunda sen pişman olacaksın.
Rıfat Baba yaşıyor. Ne yaşıyor? Yaşıyor. Senin rüyalarında yaşıyor. Ruhlar aleminden kop gel anı. Aramıza karış. Mevlüt abi! Efendim? Çay içelim mi? Çayını... Abi, Fuat abi neden arabayı kendi kullanıyor? Şoför sevmiyor mu? Fuat abi kimseye güvenmez oğlum. Ama Allah'ıma çok zeki adam. Ulan robot. Doğru mu yoksa? Biz Bahtiyar'ı almak için Aytekin abiyle bu mahalleye geldik. Aynı mahalle burası. Kadını nasıl yollamayı düşünüyorsun bu evden? Bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Bir an önce bulsan çok iyi olur Rıfat. Acele et bence. Gel. Yemek hazır. Latife Hanım sizi bekliyor. O kadınla masada mı? Evet Aylin Hanım. Tamam Eylem, sen çıkabilirsin. Ben o kadınla aynı masaya oturmam Rıfat. Tamam. Tamam, sıkma canını. Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Biz bu akşam seninle yemeği dışarıda yiyelim mi? Hem biraz hava alırsın, sakinleşirsin, iyi gelir. Kaçınca her şey çözülecek mi Rıfat? Bu eve tekrar geri dönmeyecek miyiz? Vallahi dönmesek bana uyar Aylin'cim. Sen benim yanımda olduktan sonra her yer cennet bana, biliyorsun. Ama vaziyet biraz karışık, görüyorsun işte. Ne olur biraz daha sabret. Ben kökünden halledeceğim bu işi. Aylin? Gidiyor muyuz? İyi tamam, gidelim. Ben bir üstümü değişeyim ama. Tamam, ben hazırım zaten. Tekin abi. Burada mı yaşıyormuş lan Bahtiyar? Evet abi. Oğlum bir yanlışınız olmasın. Benim kızımı kaçırıp bu evde mi sakladı bu ev? Aytekin abi, orası hücre evi olmasın? Doğruymuş lan. Bu Rıfat Kerkeniz'i Bahtiyar'a çalışıyormuş. Sessizce yayılıp evin etrafını tarayın. O Bahtiyar'ı bulun bana.
İyi akşamlar. Size afiyet olsun. Rıfat nereye oğlum? Yemek yemiyor musunuz? Yiyeceğiz. Biz karımla bu akşam dışarıda yiyeceğiz. Nereden çıktı o? Gel otur şuraya, seninle konuşacaklarım var. Ben seninle konuşacağını biliyorum anne. Çağla'nın söyledikleri doğru değil. Ben karımı seviyorum. Evliliğimiz de aşkımız gibi gerçek. Şimdi müsaade edersen karımla yemeğe çıkacağız. Böyle yapıyorsun, Tahir'im de etkileniyor Rıfat. Bak bir lokma bile yemedi çocuk. Huzur bırakmadınız ki evde. Tahir'cim. Belli ki burada iştahını kaçıran bir şey var. Sen de bizimle gelir misin yemeğe? Üşür dışarıda. Üşümez Latife Hanım. Hava soğuk değil. Nasıl üşümez? Hasta edeceksin çocuğu. Tabii anne olmadığın için bilemezsin. Çocuk baktığın mı var? Bir şey olmaz anne. Tahir, hadi istiyorsan gel oğlum. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Evi de ikiye böldü gudumet kadın. Sakin olun, sakin olun efendim. Sonra tansiyonunuz falan çıkacak bak. Düşünmez ki bu kadın. Ölsem zerre kadar düşünmez beni. Allah korusun, söylemeyin öyle şeyler ama. Baksana yüzüme karşı nasıl dik dik konuşuyor. Ne görgü ne terbiye, hiçbir şey yok. Tamam, siz arkanıza yaslanın. Eylem! Geldim. Sıcak sıcak çorba, çok güzel. Ay bırak çorbayı şimdi, ilaçlarımı getir çabuk. Ay, hemen. Sallanma. Hemen getiririm. Sallanma. Aytekin abiyle buraya geldiğimizde ben sana ne dedim? Ha? Burası Bahtiyar'ın evi demedim mi? Sen ne dedin? Hayır. Anca boş boş konuşuyorsun robot. Abi, içeride. Tamam. Geç içeri, bekle. İçeri. Hadi.
sizin yapacağınız iş... Bilhassa senin. Ulan robot, buraları ne hale getirmişler? Çarpılmaya... Söyleyelim de eski haline getirsinler. Alın bunu. Bunu da eski haline getirin. Şu camı da yaptırın. Köften güzel mi? Tahir, beğendin mi oğlum burayı? Vallahi uzun zamandır bu anın hayalini kuruyordum. Her şerde bir hayır varmış demek ki. Nasıl yani? Baksana ya. Mutlu bir aile oluverdik bir anda. O kadın hayatımızda olduğu sürece bizden hiçbir şey olmaz Rıfat. Bizim aramıza hiç kimse giremez Aylin'cim. Girdi bile. Hatta evimize kadar girdi. İyi. Geldiği gibi gider. Sen iyi hiç üzme kendini. İlk defa akşam yemeğine çıktıklarını gördüm. İlk. Onun Rıfat'ı falan sevdiği yok. Beni kudurtmak için yapıyor bunları. Ama görür o. Ben biliyorum onu yapacaklarımı. Bu evde onun önem verdiği ne var? Anlamadım. Yani neyini anlamadın? Titizlendiği, kıymet verdiği bir şey vardır illaki. Ha. Çiçekleri var. Çiçekleri mi? Hı. Hepsiyle tek tek ilgilenir. Çiçekleri onun için önemli yani. Öyle. Ben gidiyorum, seninle uğraşamam. Abi nereye? Bir çay daha vereyim ya. Kaçıncı çay lan? İki demlik çay içtik. Abi lütfen içeri girme, çok korkuyorum. Oğlum sabaha kadar burada mı duracağız? Aa, abi Meftah'ı dışarı alalım. Ha? Hava da soğuk, buz gibi. Sabah olunca içeri alırız tekrar. Manyak mısın lan? Bir gören olur. Abi ben içeri giremem. Adam tuhaf bakıyor. Adam dediğin ölü. Ölü. Baksa da göremez. Gözlerinin feri yok. Ben arabada yatacağım o zaman. Git nerede yatarsan yat. Ayıldın şuna. Kardeşim. Ben Bahtiyar değilim. Hatta Bahtiyar diye birini de tanımıyorum. İddiayı ben kazandım robot.
Hani efsaneler asıllarını inkar etmez de. Hemen su koyuverme lan. Şimdi Aytekin abi için söylediklerini bir de bana söyle bakalım. Ya kardeşim bu Aytekin abi kim? Hayır, ben söylediklerimin arkasındayım. Tornistan yapacak değilim evvelallah da. Yalnız ben Aytekin, Maytekin tanımıyorum. Bu pespayilik nedir kardeşim? Efsanene ihanet ediyorsun. Dik dur. Ben Bahtiyar'ım de. De ki içim rahat bir şekilde seni Aytekin abiye teslim edeyim. Ölüm korkusunun seni yönlendirmesine izin verme. Ölümden korkacak değiliz. Ölüm Allah'ın emri de. Yalnız sen büyük yanlış yapıyorsun ya. Oo. İstanbul'a yeni geldim. Heh. Adım da Ramazan. Ne anlatıyorsun sen? Yakalandın. Rıfat'la ortaklığınızı çözdüm. Evini de buldum. Anlatılanların hepsi çıktı. Beş adamımı pert ettin. Sen hala ne konuşuyorsun? Evet lan. Aynen öyle yaptım. Bir araba adamını teker teker patakladım lan. Sen ne yapıyorsun? Beni böyle ellerimi bağlamış burada dövüyorsun. Sıkıysa çözsene lan. Çöz lan. Ama yemez. Bir de erkek diye ortalıkta dolanıyor. Erkeklik bilek işi değil, zeka işidir Bahtiyar. Bak, akıl bileği nasıl yendi, he? Bunu bu kıvamda Aytekin abinin karşısına çıkarırsak, Aytekin abi de bize sıkıntı çıkarır. Ben Bahtiyar'ım diyene kadar dövün bunu. Yalnız canını çıkarmayın. Ağzından istediğimiz laflar çıksın yeter. Kolay gelsin çocuklar. Ulan elbet bu ipler çözülecek. Ölüsün lan sen. Lan ölüsün sen, ne yapıyorsun? Sen de öleceksin. Hayır! 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 Hoş geldiniz. Buyurun bakalım. Gel bakayım Tahir'cim. Gel. Hoppa. Aferin sana. Dur bakayım, doydun mu sen? Doymuşsun hakikaten. Ölü canlandım Emdu abi. Ölü canlandım Emdu abi. Ne diyor bu? Kim? Anıl. Ha, kabus görmüştür herhalde. Nasıl? Arabada mı uyumuş bu? Uyuyor. Ya, o, ayakta uyuyor. Araba ne ki? Emdu abi kalk. Ölü canlandı abi. Aa. Benim çiçeklerimin ne işi var burada?
Çekil. Eylem, Tahir'i tut. Çiçeklerimin dışarıda ne işi var? Ben çıkarttırdım. Neden? Bebek için zararlı olacağını düşündüm. Anlaşıldı. Bu kadın yaptırmış size. Ben bebeğimin sağlığını düşündüğüm için Latife Hanım'a söyledim. O da hak verip çıkardı. Ne var bunda? Ayrıca senin çiçeklerin benim bebeğimden daha mı önemli? Ben senin amacının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Maalesef. Anne olmadan bilemezsin. Çağla, haddini aşıyorsun. Doğru söylüyor kız. Çiçekleriyle uğraşacağına bir çocuk yapıp annelik neymiş öğrenseydi olmaz mıydı? Latife Hanım, biraz saygılı olun lütfen. Saygıyı senden mi öğreneceğim? Geldin geleli bir kere anne demedin bana. Anne, yeter ama. Yetmez. Seni kandırıyor bu kadın. Aç gözünü de gör artık. Ne beni, ne Tahir'i, ne de seni. Zerre kadar sevmiyor. Sevmeyecek de. Böyle yaptığınız sürece sizi sevmem mümkün değil zaten. Ama Tahir'i seviyorum. Kocama da aşığım. Siz bunu ister kabul edin, ister etmeyin. O sizin bileceğiniz iş. İyi bir kocan olduğunu hatırladın sonunda. Aylin'cim hadi gel. Biz çiçekleri uygun bir yere yerleştiririz sonra, tamam. Hadi. Yok yok, kabahat benim oğlumda. Bak bak, hala çiçek diyor. Siz sakin olun Latife Hanım. Sonra tansiyonu çıkacak tekrar. Ne sayıklıyorsun lan sen? Senin benim uykuma kastın mı var lan? Abi, gırtlağıma yapıştı. Çok gerçekçiydi. Biraz laflayalım mı abi ya? Lan yürü git, yürü git. Abi ne olur ya. Hiç mi hatırım yok ha? Lan yürü git, uyuyacağım ben. Yürü! Vay. Şimdi öyle oldu ha. Ne oldu? İstediğimiz kıvama gelmedi mi daha? Yok abi, hala inkar ediyor. Ulan ne biçim adam dövüyorsunuz? Niye konuşmadı bu? He Bahtiyar? Bu arkadaşlar seni iyi dövemiyor mu? Yeni bir ekip mi çağırayım? Yoksa ben mi kolları sıvayım he? Ben Bahtiyar değilim. Benim adım Ramazan. Beni döverek Bahtiyar edemezsin. Tabii ki edemeyiz oğlum. Kim dayak yiyince Bahtiyar olur? Ha? Ama sen zaten Bahtiyarsın. Değilim. Benim çok uykum geldi. Bunu dövmeye devam edin. Oldu ki itiraf etti Bahtiyar olduğunu, uyandırırsınız. Kolay gelsin. Yakında o kadını da çiçekleri gibi kapının önüne koyduracağım. Ben kocamı seviyorum dedi ama. Sen beni sinir etmeye mi çalışıyorsun? Ya ne alakası var Çağla'ya? Daha önce böyle bir şey söylediğini duymadım. Şaşırdım yani. Onun Rıfat'ı falan sevdiği yok. Beni sinir etmeye çalışıyor. Eylem, Tahir'in sütünü verdin mi kızım?
Hemen yapıyorum Latife Hanım. Ben yaparım. Ne de olsa artık Tahir benim çocuğumun abisi olacak, değil mi? Aferin sana. Buzdolabı nerede? Arkanda. Sen onu seversen, Tahir de seni sever. Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun. Hadi hazırla bana şunu da götüreyim. Tahir'cim. Bak sana sütünü getirdim. Tahir'cim. Bundan sonra sütünü ben sana getireceğim, tamam mı? Allah. Ne oluyor canım? Bu ne gürültü? Bir şey yok, bir şey yok. Süt döküldü sadece. Olabilir, kazadı. Ben oğluma yeniden süt ısıtırım, değil mi? Tahir, sonra da bu gece birlikte koyun koyuna yatırsak. Tahir'cim, bu gece bizimle uyumak ister misin? Ah, hadi. İyi, hadi siz geçin. Ben de Tahir'e süt ısıtıp getireyim. Üzülme kızım. Zamanla alışırsın ha. Baksana bu mendebura bile alışmış. Akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar, yüküm şimşir kaşıktır, dile o dile o yaylalar. Thank you.
hayvan! Allah! Ah! Ne yapıyorsun hayvan? Abi. Yanına gelip sokulayım dedim ya. Yatacak yerim yok da. Kıvrılıp yatarım diye düşündüm. Sen ne saçmalıyorsun lan? Ha? Abi yatacak yerim yok da ayakta kaldım. Yanına kıvrılayım dedim. Bir daha beni uykumla mı yandırırsan? Bu silahı ağzına sokarım seni. Zıbar git. Nerede yatıyorsan yat. Işığı da söndür. Sen mecbur ettin Memnu abi. Ben de ayağımdan gıdıklanıyorum vallahi. Oo, sütümüz de geldi. Al bakalım Tahir'cim. Oo, oo, oo. Nereye gidiyor bu ya? Oh, maşallah. Aferin sana Tahir. Aa, uykumuz da geldi. Yatalım mı biz? Hadi gel. Hadi. Gir bakalım içine. Of verim sana. Ha? Gel bakalım. Aman aman bıyıkları da varmış. Artık. Rıfat. Sen o tarafta yatmıyor muydun? Ha, sen Tahir var diye bu tarafta yatmak istedin öyle mi? Ben tabii o tarafta yatacağım. Üstümü değiştireyim diye bu tarafa geldim. Yoksa o tarafta yatıyorum ben normalde. Ama pijamalarımı giyeyim değil mi? Böyle takım elbiseyle mi yatacağım ya? Toplantıya gider gibi değil mi Tahir? Doğru. O tarafta yatacağım ben. O tarafta. Thank you.
Zehir uyandığında seni burada görsün bence. Bence de. Mevzuya uyanınca işi bozmaz değil mi? Bozamaz, Aytekin'den korkar. Ya vaziyeti çakınca imzayı atmazsa? Ben her şeyi ayarladım, rahat ol sen. Sanırım hazırız. Evlenmek istediğinizi bize daha önce yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de burada şahitler ve davetler önünde sözlü olarak da beyan ederseniz evlenme ahdinizi gerçekleştireceğim. Memur bey, biraz acele ederseniz ben yıllardır bu anı bekliyorum çünkü. Siz Sayın Eylem Demir, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Anıl Koç'u eşiniz olarak... Senin sesine ne oldu ya? Heyecandan. Çok heyecanlıyım ben. Ben de çok heyecanlıyım. Siz Sayın Anıl Koç, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Eylem Demir'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bastı. Efendim, sizler de bu genç çiftimizin birbirleriyle evlenmek istediklerini duydunuz. Sizler de bu mutluluğa şahitlik eder misiniz? Evet. İmzalar lütfen. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelini öpebilirsiniz. Sonunda. O ne lan? Çağla? Evet, benim. Eylem nerede? Benimle evleneceksin. Ne diyorsun sen ya? Abi, ne diyor bu ya? Çaktırma, Aytekin bakıyor. Aytekin maytekin fark etmez abi. Kim bakıyorsa baksın ya. Ben bu kadınla evlenmem. Bahtiyar, bir şey söylesene. Evlenmezsen hepimizi yakarsın. Çaktırma. Lan siz beni bitirmeye mi çalışıyorsunuz ha? Memur bey, bu kadın Eylem... Evlenmezsen ölürsün. Bir itirazınız mı var Anıl Bey? Yok canım, ne itirazımız olacak? Gelini öpmediniz. Öperiz, onu da yaparsın. Öpersin. Hadi sen oğlum, ne bekliyorsun? Köfte dudaklarını sevgilimin dudaklarından. Babacığım.
Vallahi bunlar zorla evlendiriyorlardı senin sevgilinle beni. Bana hiç zorla görünmedi ulan. Vallahi babacığım, bu Bahtiyar'la Memduh'un suçu, ben bir şey yapmadım. Kes ulan. Yapma baba. Hepiniz öleceksiniz. Ne? İsim neydi? Bahtiyar ölmez. Ölür lan! Yapma baba. Gözünü yağlayayım, yapma. Yapma baba. Babacığım. Yapma, benim bir suçum yok. Yapma. Üstümde örtmüş gerizekalı. Bu ne lan? Bu ne? Uyan lan. Uyan. Uyan. Kalk. Ulan hiç ölü bağlanır mı? Gerizekalı. Kalkıp yürüyecek hali yok ya. Rıfat babayı gördüm. Başlatma lan Rıfat babandan. Bu cesedi niye bağladın onu söyle. Rüyama girmesin diye. Aferin aferin, iyi çözüm bulmuşsun. İşe yaradı ama. Bu rüyama gelmedi. Ama Rıfat baba geldi. Abi, Rıfat babanın da cesedini bulup bağlarsak belki kurtulurum ya. Anıl, seni öyle bir bağlarım ki Firişta gelse çözemez. Rıfat baba ya geri gelirse, hı? Ya ölmediyse. Ulan sana kaç kere söyledim Rıfat baba geri gelemez diye. Kaç kere? Ölülerle diriler arasındaki perdeyi hiçbir fani delemez. Eve gelmesinin faydası olmadı değil hani. Ne dedin sen Rıfat? Tahir seni sevmeye başladı ya, onu diyorum işte. Bana bak, o kadının adını ağzına bile almayacaksın. Ne olursa olsun. Tamam, tamam almam, kızma. Ben üzerimi değişip sabah koşusuna gideceğim. Bu evde kalmaya fazla tahammülüm yok çünkü.
Hala inkar mı ediyor? Evet abi. Ulan. O kadar Bahtiyar efsanesi kastın. Yok şöyle cesur, yok böyle korkusuz diye nam saldın. Birazcık zora geldiğinde de adını inkar etmeye başladın. Ulan iki dayak yedik diye adımızı inkar edecek türden adam değiliz biz. Benim adım Ramazan. Bu adı bana rahmetli babam verdi. Ulan alayınız gelse adımı değiştiremez lan. Bir tane vur şuna. Vallahi efendim, siz çağırdınız diye geldim. Aslında normalde çalışmıyorum. Niye kızım? Ne oldu? Hasta filan mısın? Sözlüm beni terk etti. Öyle mi? Geçmiş olsun. Çok övüyordun hani. Ne oldu? Ne geçti aranızda? Kadının biri aklını çeldi. Yoksa benim sözlüm hayatta öyle bir şey yapmaz. Ama o bunun hesabını soracağım ondan. Ay. Bahtiyar! Vilda! Ne oluyor? Bahtiyar'ı gördüm. Kimi? Bahtiyar'ı gördüm. Yok canım. Buradan da atlamış olamaz artık yani. Allah aşkına nerede bu adam ya? Nerede olabilir? Kızım sen kimi arıyorsun? Burada kimse yok. Gözlerimle gördüm Latife Hanım. Bahtiyar'ın bu odaya girdi. Latife Hanım ne oluyor? Nerede o? Nerede? Gördünüz işte Latife Hanım. Rıfat burada değil. Eyleme söyleyeyim de ilaçlarımı getirsin. Bana da oluyor öyle arada. Ay bu odada bir şey var. O ailem ve babasından her şey beklenir. Büyü yapmışlardır. Latife Hanım, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani ne bileyim, her yerde Bahtiyar'ı görmeye başladım. Müsaadenizle ben gideyim. Müsaade senin kızım. Hadi.
Bunu da kazasız belasız atlattık çok şükür. İstanbul'a geliyorum. Hazır olun. Bahtiyar'ın ölüsünü ziyaret edeceğim. Hah. Biz sen eksiktin. Şimdi tamam oldu. Hadi abi ne yapacaksak yapalım. Ben bu Meftayla bir gece daha kalmam burada. Oğlum Aytekin abi şehir dışından gelmişse hemen alıp götürürüz işte. Ulan Vildan evin içine kadar giriyor, sizin ruhunuz duymuyor be. Az kalsın yakalanıyordum. Ne Vildan'ı ya? O mevzu kapanmadı mı? Bitmiyor abi, bitmiyor ya. Neyse ya, ucuz atlattık. Çakmadan gitti. Aytekin abiyle konuştum, dönüyormuş. Meftayı hazırlayalım. Meftanın nesini hazırlayacağız lan? Adam zaten ölü, hazır. Sen bilmiyorsun onun... Neyse. Oha! Ne oluyor abi? Niye örttünüz adamın üstünü? Anam! Bir de bağlamışsınız bak. Sanki bir yere mi kaçacak zavallı? Rüyasına girmesin diye bağlamış Anıl Efendi. Abi ne yaptınız ya? Günahtır. Ölüye işkence yapıyorsunuz ya. Onun bana gece yaptıklarını bir bilsen. Niye? Dilini mi çıkardı sana? Sen geç dalganı, geç. Ben bunu bağladım, bundan kurtuldum ama... Rıfat Baba geldi bu sefer. Öte taraftan hiç iyi haberler almıyorum Bahtiyar. Ay senin haberine. Git arabayı getir. Bir de etrafı kolaçan et. Geliyor. Nurhan Caner'le buluştu. Caner yanından ayrıldığında hemen kız alıp gelin buraya. Tamam abi. Aylin Tahir ve Rıfat'ı yanına çekti. Sandığım kadar aptal değilmiş bu kadın. E ne sandın ya? Kocasını kendi elleriyle sana mı verecekti? Eylem, ben üzerimi değişip çalışma odamın oradaki terasta olacağım. Sen de portakal suyumu ve kahvemi oraya getir. Tabii efendim. Efendim deyip durma şu kadına ya. Ne diyeyim? Evin hanımı o. Onun hanımla uzun sürmeyecek canım. Bunun çalışma odası dediği ne? Ne iş yapıyor ki bu? İç mimar. İç mimar. Güzel. Ne yapıyorsun sen? Makarna. Pesto soslu yapalım. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum aşkım. Ben seni çok seviyorum Nurhan. Senin olmadığın bir geleceği hayal bile edemiyorum. Artık sensiz çekemiyorum Nurhan.
misin? İmdat! Yardım edin! Ambulans çağırın! Caner aşkım iyi misin? Ya ne duruyorsunuz öyle? Ambulans mı arıyorsunuz ha? Böyle bakıyorsunuz. Aşkım buradayım aşkım buradayım. Ben seni çok sevdim Nora. Ben de seni çok sevdim aşkım. Ben de seni çok sevdim ama sen şimdi konuşma, yorma kendini. Ambulans arasanıza. Hala öyle bakıyorsunuz. Her şey. Buraya kadarmış Nora. Deme öyle aşkım, deme. Senden son bir isteğim olacak Nora. Hayır Caner, hayır yapma. Yapma. Vaktim kalmadı. Eğer bu isteğimi kabul edersen o son anlarımda beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın Nura. Ya aşkım tabii ki de ne istersen ama böyle konuşma ne olur ya. Ne olur deme böyle. Sen yaşayacaksın aşkım, yaşamalısın. Eğer kabul edersen belki benimle evlenir misin? Bak kabul etmezsen gerçekten öyle. Bunların hepsi bir oyun muydu? Ya sen delirdin mi? Ben aklımı kaçırdım ya. Bak, kabul etmezsen gerçekten ölürüm Nura. Aldınız mı lan kızı? Yok abi. Caner hala yanımda. Tamam. Sizi görmesin sakın. Caner yanından ayrıldığında hemen kızı alıp gelin buraya. Tamam abi. Şimdi her şeyi itiraf edecek. Şinasi! Ya İmmet baba böyle içeri mi girilir ya? Sen Bahtiyar'ın yaptıklarını biliyor muydun? Hangisi? Bahtiyar'ın yaptıkları derken İmmet baba? Vildan'ı terk etmiş. Ha onu mu diyor? Ha tamam onu ben biliyorum canım. Biliyorsun da bana niye söylemiyorsun? Ne bileyim ben, senin haberin var zannediyorum. Sen her şeyi biliyorsun ya. Şimdi ben sorarım o Bahtiyar'a. Kızı bağlamışsa bunu. Kim bağladı abi? Aa, şu giden gevşek. Sanki gevşek bağlasa rüyasına girmeyecek. Gevşek! Bahtiyar! Efendim baba. Sen Vildan'a ne dedin? Seni sevmiyorum dedim. Lan sen onu nasıl dersin? Yalan mı söyleseydim? Sen Vildan'ı sevmiyor musun? Sevmiyorum baba. Oğlum, evlenseydin belki severdin. Ha, öyle mi diyorsun? Ben sevdiğimle evlenme taraftarıyım baba. Lan sen evge sindirecek adam mısın? Hergele! Oğlum sana bundan sonra evlilik mevlilik yok. Öyle başıboş gez.
Gözüme de gözükme. Ya Himmet baba sen sakin olsana ya. Üzülme bu kadar. Ben şimdi Nurhan'ın oraya giderim. Bir bakarım Bildan'ın durumu nasıl. Öğrenir sana haber veririm, tamam mı? Ya kızı da perişan etti. İyi hemen git. Gelince her şeyi bana anlatmayı unutmasın. Tamam. Sen otur şöyle git. Sağlığına bir şey olacak. Geç çök şöyle geç. Allah Allah. Üzülme ama sen, tamam? Ben arayacağım seni. Hani ben meslek değiştirmiştim abi? Geldim yine ölülerle uğraşıyorum. Ölümden kaçış yok Bahtiyar. Bunu doğru söyledin. Gir. Latif Hanım sizi çağırıyor. Niye çağırıyormuş beni? Bilmiyorum. İyi, şunu da yıkamaya at. Hayırdır? Özür dilemeye mi geldin? Ne özrü? Özür dileyecek bir şey yapmadım ben. Hiç yapar mısın? Çala. Çala. Son anda yetiştin biliyor musun? Her zaman bu kadar şanslı olamazsın. Ben şu işi bir halledeyim mi? Şansa ihtiyacım olmayacak. Buraya sizinle tartışmak için gelmedim Latife Hanım. Niye geldin o zaman? Siz çağırmışsınız. Ben mi? Evet, Eylem söyledi. Ben kimseyi çağırmadım. Çağırmadınız mı? Seninle ne işim olur benim? Niye çağırayım seni? Laf işitmek için. Hani beni çağırmıştı Latife Hanım? Çağırdı.
Aylin hemen buraya gelsin dedi. Çağırmadım diyor. Ay unutmuş demek ki. Ben ilaçlarını getireyim hemen. Şunu da yıkayayım. Aşkım, biz böyle kendi kendimize gelin güvey olduk ama ailelerin haberi yok. Abim teklifini kabul ettiğimi duysa beni keser. Nurhan, sen korkma sakın, olur mu? Ben abimle konuşacağım, hemen istemeye geleceğiz seni. Hem abin de ciddiyetimizi görünce direnemeyecek daha fazla. Ay inşallah aşkım ya. Alo kardeşim. Nurhan'ı kaçırdılar, Nurhan'ı. Ne? Ne diyorsun be, kim? Bilmiyorum, ne bileyim. Takipteyim. Adresi at hemen, geliyorum. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Bak ya, ne oluyor? Tut şunu lan! Tut! Ben onu ellemem abi. Seni ben. Aa, nereye gidiyor abi bu ya? Koş lan koş! Bahtiyar! Psst, kız. Gel bakayım. Aylin nerede? Salonda. Güzel. İç mimar da gelmek üzereydi zaten. Ay, biraz abartmıyor muyuz? Saçmalama. Sen git Latife'yi çağır. Hadi. Abi takip mi etsek? Oğlum Mefta ortada kaldı. Koş, koş! Aa! Abi Mefta nerede ya? Ne bileyim lan? Nasıl ne bileyim ya? Az önce burada değil miydi bu? Buradaydı. Abi bak ben sana dedim, bunu çözmeyecektik. Canlandı gitti. Ölü canlanır mı lan? E nerede o zaman? Ay. Eylem mi aldı yoksa? Eylem mi? Eylem ya? Çöp mü bu, ne yapsın eylem onu ya? Abi biz bu işe hiç girmeyecektik, hiç. Nereye girdi kim bilir? Nereye girdi kim bilir? Evden gidene kadar benim olduğum ortamları kullanma. Burası ortak alan canım. Beğenmiyorsan odana çık. Bana bak. Senin seviyene inmek istemiyorum diye şansını zorlama. İstersem seni buradan sürükleyerek koyarım kapının önüne. Kimse de elimden alamaz. Anladın mı?
Yaparsın, bilirim. Ne de olsa ilhamını babandan alıyorsun, değil mi? Ne oluyor burada? Ne olacak? Eve bulaştırdığınız pislik hepimizin üstüne sıçradı Latife Hanım. Sen çok temizsin sanki. Başkasının kocasını çalmaya çalışacak kadar kirlenmedim çok şükür. Tamam kızım tamam, ben sana laf yetiştiremem. Dilde pabuç gibi ha. Gelmedi mi dekorasyoncu? Gelmek üzeredir efendim. Ne dekorasyonu? Çocuk odası için. Aslında senden isteyecektim ama sen kabul etmezsin diye ben de başka birini çağırdım. Buyurun. Aylin'cim, tebrik ederim canım. Meltem. Hamile olduğunu bilmiyordum. Sen yanlış anlamışsın kızım. Hamile olan Aylin Hanım değil, Çağlan. Nasıl yani? Beni arayan hanımefendi Rıfat Bey'in çocuğu için oda hazırlanacak demişti. Evet. Şey, ben bir pot kırdım galiba. Çocuğun babası Rıfat ama annesi benim. Kaçırttın. Sen Bahtiyar'ın kız kardeşi değil misin? Evet. İşte orada yollarımız ayrılıyor Nurhan'cığım. Senin bu abin bir hain. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Bu adam benim abim değil ki. Abim teklifini kabul ettiğimi duysa beni keser. Sen korkma sakın, olur mu? Ben abimle konuşacağım, hemen istemeye geleceğiz seni. Abini korumaya çalışmanı takdirle karşılıyorum. Ama koruyamazsın. Hiç kimse koruyamaz. Çünkü... ellerini ayaklarını bağlayın, ağzını da bantlayın. Yok, yok bir dakika. Ya bırak ya. Efendim Caner'cim. Abi neredesin? Bir işim var, hayırdır? Seninle konuşmam lazım. Tamam, sen ofise geç, geliyorum. Tamam abi. Fuat mı? Tamam Şinasi. Benden habersiz harekete geçme, geliyorum ben. Şşş,
hala inkar ediyor musun Bahtiyar olduğunu? Dikkatli cevap ver. Yanlış cevap kardeşinin hayatına mal olabilir. Sana lan. Kız kardeşinin hayatından önemli mi senin canın? Evet. Bahtiyar benim. Şöyle yola gel. Ne demişler? Aile her şeyden önemlidir. Kendi canından bile. Sen Bahtiyar'dın. Niye bu kadar uğraştırdın lan bizi? Senin ne işin var lan burada, ha? Ne yapıyorsun lan sen? Bırak onları. Ne diyorsun lan? Bahtiyar. Benim. Ne?
Baba işler iyice karıştı. Sahte Rıfat Fuat'ın evini bastı. Bunların içine girmeden bu iş çözülmeyecek. Bana Ömer'i çağır.